Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşenlerle kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibiga alaqadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qaynam sizde kıtalar ekranımızda bulsun. Marco Rubio Xitay Uyghurlarga ve yerlik milletlerge karşı irqi qırğınçılık kılmaqta dedi. Amerika Kengash Palata azası Marco Rubio Xitay rejiminin Uyghur ve başka yerlik milletlerge kılgan muamelesini irqi qırğınçılıkta bekitiş karar layihasını kollaydıganlığını bildirdi. Amerika Kengash Palata azası John Cornyn bu hafta Kengash Palata azalarından Rubio, Jim Rich ve Bob Menendez'nin kollaşığı erişken bir karar layihasını tanıştırgan idi. Florida kündülük haberler torunun bildirişçe Rubio'nun işhanesi bu hafta toxtulup mundaq körsetken. Karar layihası 1948 yıldaki Birleşken Milletler Teşkilatı'nın irqi qırğınçılıkının aldığını eliş ve cezalaş ahdinamesi boyunca Xitayni cevapkarlıkı tartışını talep kılıdı. Ve xalqaranın birlikte inkas qaytırıp bu ziyankeşliklerini toxtışkı çakırıdı. Rubio bu hafta Xitay rejimi ve Xitay Kompartiyasının Uyghur ve başka yerlik milletlerge qaratılgan qabih cinayi kılmışlarına ait dəlil ispatlarının kün sayın dövülünüp beribatkallıqını bu cinayetlerinin mahiyetini enik bilişinin zörürlükini bildirgen idi. Bob Menendez mu Xitay'nın Uyghurlarga karşı irqi qırğınçılık kılıvatkallıqı da şek yokluğunu bildirgen idi. Karar layihası Kengash Palatasının Taşkı Münasifetler Komitetiğe evetligen bulup, onun növettiki ehvali hazırca namalum. Birleşken Milletler Teşkilatının Xitay'ını Uyghurlarının tizimliki bilen təmilleş kılmışı tekşürülmekte. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetinin sabık hizmetçisi Emma Reilly, Angliya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin Xitay dairelerini, Xitay'nın kişilik hukuk defsendikilikiki guvahlıq bergen Uyghur faaliyetçilerinin tizimliki bilen təmilligelikini bu ekvalının uzun yıl devamlaşkallıqını aşkarlıgan. Reilly'nin aşkarlışı Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin herkitimlik yığınıdın ilgiri, Xitay Birleşken Milletler Teşkilatı'dan Xitay'nın insani hukuk defsendikiliki hakkıda guvahlıq beriş üçün kildiğallarının bar yaki yokluğunu sürüştü kılıdıkken. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın herkandık hükümetini bu xil uçurlar bilen təminleş kanunu pütülleyi xilaplık kılmışken. Ama Birleşken Milletler Teşkilatı pekat Xitay'ı gelgende bu kanun çeklemesine emel kılmağan. Xitay bu uçurlar arqalıq Uyghur faaliyetçilerinin Şarkı Türkistan'da kalan ailistikilerine besim kılıdıkken. Reilly yine ötken yılı 13. ayda Amerika Parlamenti ve Amerika'nın yukur derecelik diplomatlarını bu axtiki ispatlar bilen təminligen. Məlum buluşça Amerika Avam Palatası Taşkışlar Komiteti Cumhuriyetçiler Partisi'nin əzası Texas Ştatı'nın palata əzası Michael McCall taratqolarga özünün bu əhvallarını təkşürvatqallıqını etkan. McCall bu axtı toxtulup, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kişilik hukukunu koğdaşını asas kıldığan bir organ hikayelikini. Eğer bu malumat rast olsa, kişinin tolumu endişigi salıdığallıqını, bu ekvallarını tekşürüşge başlığallıqını bildirgen. Amerika Avam Palatası Taşkı İşler Komitetimi özlerinin bu ekvallarını tekşürvatkallıqını delilligen. Anadolu Agenitikinin haberde bildirilişçe 4. noyabr Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın başçılığı da Türkiye Prezident Mahkemesi Ali Maslahat Kengişi yığını açılgan. Yığın 3.5 saat devamlaşkan bulup yep haleti ötküzülgen. Türkiye Cumhuriyeti Prezident Mahkemesi Uçur Alaqı Reisi Fahrettin Altun bu axtı yazma çüşençi berip, yığında maarif, medeniyet sahaları ve rayonluk terakkiyat hakkında fikir almıştırılgalıqını maarif sahasıya ehmiyet berişinin alahidi təkiklengelikini bildirgen. Yığın diyene Suriye meselesi, Libya krizisi, Yemen urişi, Nagorno-Karabağ tokunuşu ve Şarkı Türkistan vaziyeti tilgi eylenğen bulup, bu meselelerini dünyavi küçler arasındaki tirkişlerden ayırıp karıgılı bulmaydıqallıqı körüstüp ötülgen. Yığın diyene Türkiye'nin heçkandıq zulümü sükut kılmağallıqı, bütün irqtaş ve qeyrindaşlarının hak hukukunu qoğdaş cahette, nimelerini kılalaydıqallıqını yıkınkı vaxtlarda Suriye, Libya ve Kıbrıs'ta besleğen kademlerden körüvalgılı bulduqallıqı. Uyghurlarının meselelerinin hal buluşu üçün mü hareket kılgallıqı bildirilgen. Amerika, Tayvan'a en yeni koral setip berişini tasdiqladı. Amerika Avazı'nın 4. noyabr'daki haberde bildirilişçe Amerika hükümeti Tayvan'a yeni koral setip berişini tasdiqlagan bulup, Xitay çöqüm inkas qaytırdıqallıqını bildirgen.
Xabarda qeyd qilinishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tayvanga 4 tane uchuvchisiz aeroplan va munosabatlik uskunalarini setib berishni tasdiqlagan. Bu Amerika hukumatining 2 hafta ichida 3-chi qadam Tayvanga qurol setib berish loyihasini parlamentga uqtirish ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni bu haqda norozilik bildirib, vaziyatning o'zgarishiga qarab zarur inkas qaytarganligini bildirdi. Xitoy davlat mudofaa ministrligi ham Amerikaning Tayvanga qurol setish planini darhol bekor qilishini talab qilgan. Seyshanba kuni Amerika davlat mudofaa ministrligining bildirishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi parlamentga eng yangi qurol setish planini rasmiy uqtirgan. Bu Tayvanga qurol setish tamomlanishidan burunqi eng oxirgi bosqich bo'lib hisoblanadigan. Amerika davlat mudofaa bexatarlik idorasining bildirishicha, bu qurol setish plani Amerika iqtisodiy va bexatarlik manfaatiga foydali ekan. Shundaqla Tayvanning bexatarligini yaxshilashga hamda siyosiy muqimligi, harbiy tengponligi, iqtisod va rayon taraqqiyotini saqlashga yordami bo'ladi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Tayvanga qurol setib berishi Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik, Xitoyning egalik huquqi va bexatarlik manfaatiga ig'ir buzg'unchilik qilganlik, shundaqla Tayvan mustaqillik kuchlariga xato signal berganlik, Xitoy Amerika munosabati va Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligiga ig'ir ziyon solganlik deb bildirilgan. Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Wu Chen Amerikaning Tayvanga qurol setishiga norozilik bildirib, Xitoy Amerikadan Tayvanga qurol setishining ig'ir ziyonini to'liq tushunib, Tayvanga qurol setish planini darhol bekor qilishni talab qildi. O't bilan o'ynashadiganlar oxirida o'ziga o't qo'ydi. Agar birarsi o'z beshimchilik bilan ish ko'rsa, biz chuqum uningga ajallik zarb beramiz deb ta'kid solgan. Ma'lum bo'lishicha, Tayvan tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni Amerika hukumatining 4 tana MQ-9B tipli uchuvchisiz aeroplanning Tayvanga setib berilganligi to'g'risidagi umumiy uqtirishni topshirib olgan bo'lib, aeroplanning umumiy qimmati 600 million dollar ekan. Amerika hukumatı saylan mezgilidi mi Uyghurlar uçuravatkan zulümünü unutup kalmadı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği 3. Noyabr günü, yani Del Amerika'da prezidentlik saylımı başlayan günü, Uyghurlar uçuravatkan iğir zulüm hakkında videoluk bayana tarqadı. Videoda Amerika Taşkı İşler Bayanatçısı Morgan Ortaguz Hanım, Şarkı Türkistan'da bugün milyonlarca kişinin yukur teknikilik nazaret, dini ve milli besim, ailelerini parçalaş, tutkun kılış, lagerlarga qamalishga o'xshash ig'ir zulmlar ostida yashayotganligini, millionlarcha uyg'urning lagerlarda qiyin qistoq majburiy mingyuishdan iborat ruhiy va jismoniy iskanjalarga uchrayotganligini bayon qildi. U yana so'zida uyg'urlar bugun Xitoy kompartiyasiga sadoqatini ifodalashga, o'z dinidan tinishga, individuallikidan voz kechishga va yana shu o'zini iskanjiga elib olgan Xitoy kompartiyasiga hashqalla aytishga majburlanyapti. Mezkur videoda Şarkı Türkistan'daki lagerlarının körünüşleri Uyghurlar Körlü'deki poiz istansıdın namalum oranğı yötkelgende kolgu çüşken körünüşler arkalık Uyghurlarının içinişlik vaziyeti Morgan Hanım'nın təsirlik bayanı bilen yurtup berilgen. Morgan Hanım bayanatı da Uyghurlarının hazır mecburi emgeki seliniş, mecburi tuğmas kılınıştak universal kişilik hukuk xtapnamesi ve Xitayının öz asasi kanunuğa xilap cinayetler yüz berivatkallıqını təkitləb, bundaq vaqalarning Xitoy rejimi javobgarligi tortilmoguchi davom qiladiganligini, Amerika hukumatining buningga majburiy emgak asosidagi mallarni tutib qilish, munosabatlik Xitoy amaldorlari va organlariga jazo tadbirlari qo'yish, Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunini ma'qullash orqali tadbir qo'llanayotganligini aytdi. 4 noyabr kuni Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mo Twitter orqali Xitoy rejimining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini tanqidladi. O, Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin torbetideki mahsus Uyghurlarga acırtılgan sahipisti yurtulgan zulümlerini körüstüp durup, Xitay rejimi Birleşken Milletler Teşkilatı'a əza bolganda kişilik hukuk ve asasi erkenlikke hürmet kılışkı vədi bergen. Şundaq durukluq, onlarının künsiri küçüyüvatkan müstabitliki ve devlet içindeki erkenlikini sistemilik çekleşi, xalqaralıq tertibinin mahiyetige pütüllay zid dəb yazgan. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin Del Amerika'da prezidentlik saylımı başlanğanda Uyghurlar meselesini yürütüşü çetellerdeki Uyghur cemaatini təsirlendirdi. Onlar bunu Amerika hükümetinin Uyghur meselesini körüstü batkan yüksek ehmiyetinin namayendisi dedi. Şarkı Türkistan İslam Hareketi terörlük teşkilatı tizimlikiden çıkırıb etildi.
5 noyabr Amerika hükümet gezisinde bir parça hüccet ilan kılınan bulup, hüccette Amerika Taşkı İşlem Ministeri Mike Pompeo, Şarkı Türkistan İslam Hareketini terörlük teşkilatı tizimlikinden çıkırıp etkenlikini uxturgan. Bildirilişçe Pompeo 22 oktyabr bu buyruğu imza koygan bulup, münasibetlik kanunga asasen Mike Pompeo'nun bu buyruğu imza koyganlığı cekarlanan hüccet, Amerika Federasiya hücceti de uğrun algan. Amerika hükümetinin devlet arxipi torbetide 5 noyabr günü ilan kılınan hüccetki karıganda, yukarıki karar Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun imzası bilen 20 oktyabr günü ilan kılınan. Hüccette Mike Pompeo'nun Men ATIM dep atıldığan Şarkı Türkistan İslam Hareketi'nin terörlük teşkilatı dep atılışını bekar kıldım. Bu karar Amerika Federasiya tizimlikide de ilan kılındı degen yol yoruki uğrun algan. Şarkı Türkistan İslam Hareketi 2001 yılı 11 sentyabr vakası denken Amerika terörlükü karşı köreş kılış cereyanı da Xitayning ariz şikayetleri sebeplik şu vaqtdagi prezident kichik Bush tarafidan terrorlik tashkiloti tizimligiga kirgizilgan. O'z vaqtida Xitayning Afg'oniston, Pokiston qatorli Xitoyparast davlatlari bilan birlashib shikoyat qilishi sebeplik Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Sharqi Turkiston Islom Harakatini terrorlik tashkiloti tizimligiga kirgizgan edi. Shuningdan keyin Xitoy xalqaro jamiyatda Uyg'urlarni bulibmi Uyg'urlarning Xitoyning bostiruvchilariga qarshi yo'llik harakatlarini terrorlikka bog'lab qattiq bostirib kelmoqda. Xalqaro jamiyatmo Xitoy tajovuzchilarining bostiruvchilarini yo'llik deb qarab, Uyg'urlarning ichinchilik ahvoliga sukut qilmoqda. Xitoy bu fursatdan foydalanib Uyg'urlarga qaratilgan bostiruvch, qirg'in qilish terrorlik siyosatini qonunlashtirdi va hozirga qadar necha million Sharq Turkiston xalqini jazo lagerlariga qamab Atalmış terrorlukı karıştırış bahanesi de irki kırgıncılık yürgüzmekte. Analizçilerinin karışça Amerika'nın bu kıtım Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı'nı terrorluk teşkilatı tizimlikiden resmi çıkırıp taşlaşı, Xitay'nın nöbetli yanılı terrorlukını bahane kılıp Uyghurlarga etnik kırgıncılık yürgüzüşüge karşı berilgen küçülük signal işken. Şundaklı bu Xitay'nın barlık Uyghur teşkilatlarını terrorluk teşkilatı deb ayıplaşıge, Hem de bunu bahane kılıp Ötür Asya devletlerine besim kılışıga berilgen küçülük zerbe ekken. Şundaklı bu kararının öz nöbetide Birleşken Milletler Teşkilatı'nın mı mezkur teşkilatını terörlük teşkilatı tizimlikiden çıkırıp etişige türtkü buluşu mümkün ekken. Biz bu haber hakkında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi okutucusu Şundaklı strategiya mutaxassisi Doktor Erkin Akram ve Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komiteti Komissari Advokat Nuri Türkel Efendim bilen Vaka ve Mülahizi programımızdan 11. sanda söhbet edip vardık. Bu kararın ki elinişi analizçilerin mutaxassislarının devatkındak Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun ki bir vasıta şu çıkırıp taşladım diyen şunun yol yorukundan çıkan bu kararın ki elbette Xitay programdan ahırda ben Xitay'ın ki bunun gayet ciddi sekrep bir gen bayanat ilan kıldım. Bunu mu toktulmaz öyle. Hem de bununki kararımı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ki Amerika'nın bunu çıkırıp taşlaşı elbette aldığımızdaki yemide küllerde Birleşken Milletler Teşkilatı'dan mı çıkırıp taşlanışı ne epkilişi mümkün hem de. Hatta ben şunu isimde bak hem de siz hatalaşmak olsam bunu yılladım bir yan birkaç yılını aldım siz bir liksiyarınızda bu Şarkı Türkistan şu Xitay adır devamlı bunu devatkan bu teşkilatının ki tizimlikten çıkırıp etilgeldi ki doğrusu bir gap kallıkınız isimdi. Ben hata eslep kaldım mı ya ki bugün yeniden bu hem de resmi ve kararlıdan oturuğa çıkan buldu. Bu yıllar boyun, yıllar burun çıkırıp etilmeyen mi yani? Aslında çıkırıp etken, hemen digende 2004'ten itibaren. Ondan 16 yıl evvel. O vakti de Birleşken Milletler Teşkilatı'dan çıkırıp etilgen mi? Yok, hazırlıkçı cibatı. Şunun da Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tizimliğinden çıkıp gitmiş için birkaç yol var. Birisi, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'na eza boğan devletler başçılığında muşunu çıkıp gitmişler diyen talepini koyuş lazım. Hoş. İkincisi, şu bir küçük bir avukat grubunu teşkil kılıp, bu avukat grubunun ki şikayeti bile şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tizimlikten çıkır bitiş. Üçüncüsü şu Şarkı Türkistan Teşkilatları Birleşken Devletler Teşkilatı'na müracaat kılıp
onu çıkarıp çıkar, tırışmak lazım. Hatta bu üç güç hemisi birlikte hareket kısa, tekime bir önümlük olurdu deyip oylayma. Çok rahmet hem de hakikaten bunun deyken siz digendek, erişkin olan digendek başka devletlerinin kimi bir kadem ilişiğe Birleşken Devletler Teşkilatı başta buluş bilen sebep buluşunu, türkü buluşunu ümit kılmız elbette. Nuri Efendim hem de muşu bu karar, yeni muşu karar üstüde turvatımız. Hem meyli bu teşkilatı, Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı, çoğun olsun, küçük olsun, nerede olsun, olsun. Muş teşkilatının özü üçün, bu teşkilat üçün nimeden deyerek verdim. Bu teşkilat üçün bir yaxşı iş o, teşkilat üçün deyken, ben onda bir teşkilatla bağlıdırma, ben onda işte, onda bir teşkilat bağlıdırma. İngilizce'den şu anda bir teşkilat deyken, bunu hikayede bir teşkilat deyken. Onun bağlıdırma, özüne şehir gelişinden mördüm olan teşkilatla gerekirdir o, özüne idrak üstüne yakin intihar kısı buldu. Peki, bina eğer şuna bir teşkilat üçün deyken yaptırdım o, şuna bağlanan insanların bilgisi, bilgi eğitlengen eğitimiz sebebinden çekilengen hareketleri, yürüyüşmüşleri, siyasi faaliyetleri nispeten kolaylık tuğulduğunu da böyleyim. Mesela şu kararını getirmek bu EBIM'ye bağlamaya bozdu. Bu Dünya Avrupa Kurultayı'nın reisi Doğru Reysan'ı şu an ilan kalan terörist ilan kalan şahsına biriydi. Yani mesela Doğru Reysan'ı okşaş, eğitlengenlerle bu siyasi yaşayışın İcabı tesir gösteren bir yönmüştür. Hoş, hoş. Rahmet. Doktor Erkin Ekrem, hem de sizden sorsam, hem de Hıhtay'ın bu karar ilan kılınıp lan büyüyen Hıhtay Taşkışlar Ministerliği sözcüsü Bağım Bilmir'in diken çıkıp bir bunca geplerini kılıp bu iğir hatalı kayıtış gerek allı kalı deyip bunda sekirip gitişinden sebebi değil mi sizce? Çünkü en başta diyendim, Hıhtay bu bütün Uygur teşkilatı, Şart Türkistan teşkilatlarına hemisini Muş teşkilatı namı bile eğipli kendin ki ve dünyada hele bir baza taptı bir mezgili için. Hem de bu tüzel kendin ki baza tapamaydıgan bir ağırlığı kilidi. Hem de Şart Türkistan davasını ve Şart Türkistan teşkilatlarına bir tutaş bir isim işitemeydiğen ağırlığı kilidi. Ve şundakla bu teşkilatlar bağın sırrı küşünüp Hıhtay'ıma muşu meselene hal kılamaydıgan bir yer kildi. Hıhtay 10-20 yıldan beri muşu mesele için naide cık pul kaşıldı. Naide köp vakit energimi kaşıldı. Ve bunun neticesi çıkmadı. Ve netice tatürk harap minvadıdı. Hem halkıra insanların ki akıllı bile oyun oynadı. Hem de Şer Türkistanlıkların ki kabiliyetini mi küçük gördü. Bunun denkim, bunun tertür boğan denkim, hem de Hıhtay bunun denkim bu işine hal kılış kıyınlaşıdı ve mürekkepleşiydi. Şununla bu kıgan işlerimiz hemisi nöl buldu. Bununla kartı hem de katlık yapılıp ve sekrep gitişi normal deyip görmem. Bunun denkim Hıhtay tekime sekreydiğen işler buludu deyip mi oylayma. Söhbetin tuluk tepsilatını torumuzdan körvalalayızlar. Yusupcan'ın Hıhtay casuslarını aşkarlıqallıqı sebeplik qaske uçurqallıqı ilgiri sürüldü. Türkiye Kanal D televiziyasının 4. noyabirdeki televiziya xabirde Yusupcan'ın qaske uçura sebebinin Hıhtay'ı işleydiğen 10 Uyghur casusunu aşkarlıqallıqı ihkalliki ilgiri sürüldü. Xabirde qayt kılınışça Yusupcan Hıhtay'ın Türkiye'deki casusluk hareketini bildiğen muşim şahıslardan biri bulup, ilgiri Hıhtay istihbarat organı Yusupcan'ın ayali ve ballarını görüge eliş arqılıq onu Hıhtay'a hizmet kılışkı mecburluğun. Haberde eğitilişçe Yusupcan bir neçe gün ilgiri malum halkara akbarat kanalının ziyaretini kubul kılıp, nöbeti Hıhtay'a işlevatkan 10 Uyghur casusunun ehvalini tepsili aşkarlıgan. Nöbeti Türkiye sahçileri Yusupcan'ı kimnin kaskılgalıqını, perde arıksıdı kimlerinin barlıqını ciddi tekşürmekteyken. Malum buluşça Yusupcan çarşamba günü keçide hazır devalını vatkan doktorhandın başka doktorhanıga yötkülüşünü talep kılgan. Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Kürtüş Cemiyeti Başkatibi Nuruddin İzbasar Efendi, Yusupcan'ın talebine binaen İstanbul'daki Nurgun Doktorhanı'na telefon kılgan bosumu, doktorhanlar Hıhtay virüs bilen yukumlanan keseller bilen toşup ketkerlikini bildirgen.
Şundaqtımı bir doktorxana bilen uquşıp yötkeşke kelişken. Bırak hazır davalanıvatqan doktorxana mutaxassisleri ciddi qutquzuluvatqan keselni yötkeşning bemarının hayatıga xavp elip keliş ihtimalligi barligini bildirip yötkeşke qoşulmagan. Növetti Yusupkan İstanbul Bakırköy Devlet Doktorxanasidagi ciddi qutquzuş bölümide davalanmaqta. Qadirli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programımız bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishinglarning ko'ngillik bo'lishiga tilaklashib bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.